Dostlarımız tarafından yeni önerilen Meramız'daki ilk avımız. Av başlayalı yaklaşık 15 dakika falan oldu. İlk balığımızı aldık. Güzel bir balık. Yine Bolu'nun suların bana göre en iyi avcısı Cima Sasuke Repa. Sedef beyazı, sırtı sarı. Güzel işler çıkartıyor. İyi bir sahte. Yine avımızı yapmamızı sağladı. Bakın ilk balığımızı aldık. Ya nasip. Gayet verimli geçiyor. Yine iyi masa suyu 120. İnci beyazı. Balıklarımız gayet güzel. Biraz dişli çıktı. Arkadaş biraz azgın. İmabiter SR80 8 santim 10 gramlık bir sahte. Tam da zamanında kullanmaya başladım. Devrekler yemlenmeye başladı. Çok güzel bir yemlik balık taklidi. İğneleri de tarafımdan modifiye edildi. Tekli jig iğnesi takıldı. Oldukça güzel. Evet. Güzel bir tercih. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Turgay Kara Aslan. Bugün değerli dostlarımız sayesinde çok yeni ve bakir bir merada avlanma imkanımız oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı, kısa, seri ve zevkli bir av gerçekleştirdik. Bölge şartları dolayısıyla da levrek avına fazlasıyla uygun bir bölge. Güzel, bakir bir bölge. Neresi olduğunu lütfen sormayın çünkü paylaşmayacağım. Ve sizden de rica ediyorum, bu tür yerleri keşfettiğinizde, bu tür alanlarda avlandığınızda lütfen sanal ortamda bunları paylaşmayın. Paylaşmanız gereken çok sıkı ahbaplarınız, dostlarınız, balık avcılığının ne demek olduğunu bilen insanlar varsa bu tarz meraları bu gibi insanlarla paylaşalım ki meralar korunsun, balıkları koruyabilelim, üremelerine imkan ve fırsat tanıyabilelim. Sanal paylaşım ortamları sandığımız kadar masum ortamlar değil. Kendimiz ne kadar samimi olarak bu ortamlarda paylaşımları gerçekleştirsek de
dışarıdan art niyetli insanlar tarafından takip ediliyoruz. Bunun birkaç örneğini yaşadık. Çok güzel meralarımız talan edildi. Bunun bir örneğini vermek istiyorum. Pamucak. Pamucak çarşamba pazarına döndü. Eline zıpkını alan, efendime söyleyeyim, ağa alan herkes gece gündüz Pamucak sahillerini talan etmeye başladı. Ticari balıkçıları kesinlikle tenzih ediyorum. Sözlerim kesinlikle onlara değil, meslek sahibi insanlara saygı duyuyorum. Orada her zaman ticari balıkçılar vardı. Oraya biz sonradan gittik. Fakat bizden sonra gidenler sağ olsunlar Pamucak'ı yerle bir ettiler. Bunun için kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Sevgili hobilaşlar, avımla ilgili birkaç detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Avımda yine sahte seçimlerim, avlanacağımız av sahasının yapısına göre oldu. Bulanık bir su. Dolayısıyla şafak vakti başladığımız avımızda balığın dikkatini kolaylıkla çekebilecek. Yüzüş kabiliyeti güzel, aksiyon olarak iyi ve yaydığı titreşimlerle de balığın dikkatini çekmesi gereken bir sahte kullandım. Benim favori sahtelerimden bir tanesi, renk olarak da hepiniz biliyorsunuz. En fazla levreyi avladığım sahtemdir benim bu. İma Sasuke 120 Reppa. Sedef beyazı, sırtı sarı. Karın altı da turuncu renkte. 3 adet güçlü iğne setine sahip olan bu sahtenin kendine has bir özelliği var. J tip gaga yapısı. J tipindeki gaga yapısı diğer sahtelerle kıyaslandığında sahtenin yüzüş kabiliyetini oldukça arttırmakta. Nasıl sağlıyor bunu? Mesela oldukça dalgalı havalarda, yüksek akıntı karşısında sahtenin yüzüş dinamiğini bozmuyor. Ayrıca bir de bir güvenlik avantajı var. Böyle şiddetli çarpmalarda elinizden düşürdüğünüzde diğer sahtelerde mevcut gagaların kırılma ihtimali söz konusu. İma Sasuke'de bu sorun neredeyse yok gibi. Sahtenin aksiyonu dark wobbling, yani yuvarlanma, ve tight wobbling, çok kısa arka ve baş kısmını oynatarak gidiyor. 70-90 dalarlı, 70 santim 90 santim dalarlı bir sahte. Ancak kamışınızın açısını ayarlayarak sahteyi sığ meralarda da rahatlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz. Gün içinde İma Sasuke Reppa'nın diğer renkleri de oldukça başarılı avlar yapıyor. Sasuke ile ilgili şunu söyleyeceğim. Sasuke Reppa 120 şu anda Japonya'da en fazla satılan levrek sahtesi. Atçek avlarında kullanılan levrek sahtesi. 140'lık versiyonu da trolling avlarında en fazla satılan sahte. Gerçekten oldukça başarılı işler çıkartıyor. Avımda kullandığım bir diğer sahte de çok şirin bir sahte. İma Bita 80 SR SR, yani Shallow Runner, 0.40 santim dalarlı. Tam bir yemlik balık taklidi. Yapısı itibariyle, gövde yapısı itibariyle liman ağızlarında, liman içlerinde, mendirek içlerinde, dere ağızlarında ve sığ alanlarda kullanabileceğimiz oldukça güzel, nefis bir aksiyona sahip sahte. Kefal desenli kullandığım sahte. Sahtede 2 adet üçlü iğne seti vardı. Ben bunları daha aktif hale getirmek açısından, biraz da zevk olması için Likoy'un tekli iğneleriyle değiştirdim. Bugün de siz de gördüğünüz balıklardan bir tanesini bununla aldım. İma Bita 80 SR 10 gram ağırlığında ve mükemmel bir wobbling hareketine sahip bir sahte. Su içinde yaymış olduğu titreşim kesinlikle ve kesinlikle avcı balık tarafından kolaylıkla fark edilmekte. Ve ufak bir lokma, boyu küçük, işler gerçekten büyük. Ekipman olarak diğer ekipmanlarım 0.23 mm beyaz renk Power Pro kullandım misli olarak. Önünde Angel Kiss, değişmezim bir leader kullandım 1.5 metre uzunluğunda. 40'lık bir leader'dı bu. Kamış olarak Shimano Aspire Seabass 270 cm 10.35 atarlı MH güce sahip bir kamış kullandım. Makine olarak da 4000'lik Stella. Av son derece güzel geçti. Dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çok güzel, zevkli ve neşeli bir av gerçekleştirdik.
Bir başka avda, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize balık peşinde kocaman rast gelsin.